Sanguinis de la Hara heykelinin gösterişli dış görünüşü altında içi boş iki ahşap yapı vardır. Alt tarafta sol ön kısma bağlı küçük bir tahta blokla güçlendirilmiş olan ve kutuya benzeyen bir bölüm bulunuyor. Üst tarafta ise daha küçük oyuklu bir bölüm bulunmakta. İki bölüm yapıştırılıp çivilerle birleştiriliyor. Ardından ahşap levhalar Aziz'in giysisini oluşturacak şekilde yan kısımlara tutuşturuluyor. Düğümlenmiş ip görüntüsünde olan bir bölümü oyulmuş ahşap ön kısma çivileniyor. Kollar ve Aziz'lerin giydiği kolsuz elbise önce oyulup ardından iç kısma yapıştırılıyor. Böylece ip Aziz'in elbisesinin arkasında sanki boynundan asılmış hissi veriyor. Yapıştırıcı kuruduğunda son oyma da tamamlanıyor. Levhaları güçlendirmek için çiviler ekleniyor. Aziz'in elleri, ayakları ve kolunun ön kısmı ayrı ayrı oyuluyor. Sol kolunun ön kısmı ile eli, ahşap kavela pimi ile birbirine tutturulan iki bağımsız parçadan oluşmakta. Aziz'in yüzü de sanki maskeymişçesine ayrıca oyuluyor. Camdan yapılmış gözleri yüzün arka kısmından yerleştirilip oyulmuş göz kapaklarına yapıştırılıyor. Gözlerin eklendiği yüz de kafa kısmına yapıştırılıyor. Genel yapısıyla tamamlanmış heykel, estofado ve encarnaciones denen karmaşık yüzey işlemeleri için artık hazır. Bu işlemler sayesinde bugün gördüğümüz canlı görünümlü elbise ve insan cildi kısımları ortaya çıkıyor. Ahşap blok şekillendirmeye başlarken form, heykeltıraşın seçtiği yüzeylerden birine çizilir. Bloğun kütlesini azaltmaya başlarken hızlıca hareket etmek için testere ya da keski gibi aletler kullanılır. Temel şekil elde edildiğinde 3 boyutlu bir ilk taslak oluşmuştur. Sonrasında heykeltıraş çeşitli ölçülerdeki keski gibi daha ince aletleri kullanarak devam eder. Gitgide ince aletler kullanıldıkça şekil artık bir ahşap bloğu olmaktan çıkar. Orta İspanya ve Endülüs'te oyulmuş figürlerde kullanılan ahşabın kalitesi çok önemseniyordu. Zanaatkarlar, sanatçılar ve heykeltıraşlar da hangi seçimlerin daha uzun ömürlü ve hayranlık verici olduğunun farkındaydı. Yüksek kalitedeki bu tür malzemelerin seçilmesine çok önem verilirdi. Aletler küçüldükçe ve daha ince bir biçimde şekillendikçe heykeltıraş için bir parmağı oyma ve üstten sivriltme ya da tırnak kabartma gibi daha küçük çaplarda çalışmak kolaylaşır. Heykeltıraş bunu yapmak için daha küçük bıçak ağzı ve keskin kenarlara ihtiyaç duyacaktır. Zımpara kağıdı ise ahşabın oyulmasında bitiş adımıdır. Üç boyutlu form ve iki boyutlu yüzey dekorasyonu arasında sürekli bir iletişim vardır. Biri diğeri olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Estofado, heykelin cildini oluşturan iki boyutlu dekoratif tabakadır. Yapıştırıcıyı hazırlamak için parşömen artıkları kırpılır ve yapıştırıcıyı çıkarsın diye koyun derisiyle suda kaynatılır. Bir sonraki tabaka, İspanyolca'da kalın gesso anlamına gelen yeso grueso'dur. Bu, içine kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat gibi doğal tebeşirlerin katıldığı bir yapıştırıcıdır.
Yeso grueso ve yeso mate uygulandıktan sonra yüzey düz bir hale getirilir. Tabakaları oluşturan bu zahmetli işte bir sonraki adım ise kırmızı balçığı sürmektir. Balçık bir çeşit kildir. Antikiteden beri yaldızlama aşamasından önce yüzeye bir alt katman olarak uygulanır. Kuruduğunda ilk iş cila atmaktır. Ve daha da önemlisi genellikle akik olan parlatma taşı balçık tabakasına baskı yapar ve yüzeye parlaklık kazandırır. Tekrar dokuyu düzleştirir. Şimdi yüzey altın yaprak uygulaması için hazır. Yaldızcı özel bir fırça yardımıyla altın yaprağı tutar. Su ve alkolle önceden nemlendirilmiş yüzeye yapıştırır. Azıcık bir nem balçık tabakasındaki yapıştırıcıyı aktif hale getirir ve altının yapışmasını sağlar. Kuruduğunda ve parlatıldığında altın tabakanın üzerine tempera boya uygulanabilir. Tempera boya geleneksel olarak yumurta sarısından yapılır. Sanatçı boya pigmentleriyle yumurta sarısını aynı anda öğütür. Bu karışım tablonun pek çok farklı alanında altın katmanın üzerine uygulanır. Kalıbı sabit tutabilmek için kağıttan delinebilen bir kalıp hazırlanır. Ardından ufak pigmentler süsleme amacıyla yüzeye doğru küçük delikler aracılığı ile dökülür. Tasarım bu şekilde aktarıldığında çok renkli eserin sanatçısı bu tasarımı kazımaya ve sıyırmaya başlayabilir. Bunu yaparak boyanın üst tabakasını yani tempera boyayı kaldırır ve altındaki altını ortaya çıkarır. Sonrasında daha fazla vurgu zımba ile elde edilebilir. Burada zımba minik çukurlar yapmak için üzerine çekiçle vurulan metal aletlere deniyor. Böylelikle ışık kazınmış alanlara göre çukurlarda daha canlı görünür ve ışık oyunları ortaya çıkar. Bitiş dokunuşlarını yapmak ve yüzeye daha fazla doku ve incelik kazandırmak için gölgelendirme ve vurgulama yapılabilir. Estofado tekniği yani kazıyarak alt katmandaki altını yüzeye çıkarma tekniği, ışığın yansıyacağı birçok nokta yaratır ve üç boyutlu formu daha da belirginleştirir. Encarnaciones mates yani mat cilt tonları daha canlı ve gerçekçidir. Elleri ve yüzü kumaşın dekoratif yüzeylerinden ayırt eder. Ahşap ilk aşamada fırçalanarak bütün bu yapışkan katmanlarla mühürlenir. Sonraki hazırlığın ilk katmanı tebeşirdir. Bu katmana İspanyolca yeso mate denir, yani mat gesso. Gesso katmanını oluşturmak için kurutulmuş gesso da yapışkanın içine katılabilir. Yumuşak bir fırçayla tahta yüzeyi uygulanabilir, böylece bu yüzeyle iç içe geçebilir. Yapışkandaki gesso hazırlık katmanları 24 saatliğine iyice kurutulduğunda pürüzsüz bir yüzey sağlamak için cilalanabilir. Böylece yüzey boyayı emmeye hazır hale gelir. Ten rengi pigmentleri de yağ içinde hazırlanır. Encarnaciones mates'te yağlı boya, gesso katmanı güzelce hazırlanmış yüzeye uygulanır. İlk katman için orta tonlu bir pigment,
Yüzeye yakın yerlerde damar görünümü vermek için de mavi tonlu pigmentler kullanılır. Bu katman kuruduğunda sanatçı tekrar boyamaya başlar ve tek bir ton ile her yeri boyar. Ancak bu tonlar çok çok ince olmalı ki alt katmanlar belli belirsiz görünebilsin. Ve son olarak detaylar. Örneğin tırnakların etrafındaki pembe vurgular genel cilt tonu katmanının üzerine nazikçe uygulanır. Bu videoda sizlere bahsettiğimiz atölye bir aile atölyesiydi. Bu sebeple 17. yüzyıl İspanya'sında görebileceğimiz en sıkı ilişkilerin kurulduğu atölyelerden biri olabilir.